Beykent TV ekranlarından Biz Bize programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda kuantum düşünce tekniği diyeceğiz, düşünce gücü diyeceğiz ve olumlama kartlarına değineceğiz. Nedir diyeceğiz olumlama kartları? Hepsini konuşacağız. Evrideki Dakos Kuantum Yaşam Koçu bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Değişik bir isminiz var. Öncelikle isminizle başlayalım istiyorum. Evrideki Dakos. Nedir Evrideki? Türk ismi değil zannediyorum. Evet değil. Aslında Yunan ismi. Ben Yunan asıllıyım. Hı-hı. Daha doğrusu Bizans'tan kalma. Son Rumlarız. Çok eski yerlilerden, İstanbul'un yerlilerinden. Evrideki ismi mitolojik bir isim aslında. Yunan mitolojisinden alınmış bir isim. Ve Anlamı birkaç tane anlamı var. Onları söyleyeceğim. Mitolojide bir ağaç perisi olarak geçiyor. Ağaç perisi olarak geçiyor. Ve bu ağaç perisi aslında ağacın kapısını, bilgi dünyasını, ruhsal bilgi dünyasını bekçisi gibi, koruyucusu, aynı zamanda kapıyı açan ya da kapatan kişi. Yani çok önemli bir şey. Ben de çünkü ömrüm boyunca lise yıllarından beri kendimi hep ruhsal bilgiye verdim. Bu bir tabii tevafuk, rastlantı diyoruz ama değil, tevafuk olduğuna inanıyorum. Güzel, anlamlı. Evet, daha sonra büyük inisiyeleri, ruhsal bilgileri araştırırken büyük inisiyelerde çok büyük bir, çok önemli bilgileri olan bir kitaba rastlıyorum. Aslında rastlamıyorum, bilerek arayıp buldum. Orada da Evridiki'nin aslında aranan ilahi aşk olduğunu öğreniyorum. Orfe diye bir Trakya kralı var mitolojide. Bu Trakya kralı bu periyi ararken, bu ağaç perisini ararken aslında ilahi aşkı arıyor. Bizim tasavvuf felsefesinde olduğu gibi ilahi aşkı ararken aslında beşere, insana aşık oluruz ve sonra aşkı, ilahi aşkı bu şekilde öğreniriz. Bir provası gibi, bir hazırlığı gibi. Ve anlam olarak da tabii Evridiki Yunanca'da evri çok geniş demek. Viki yargı, mahkeme gibi, yani adaletin sağlandığı yer ve Evridiki aslında geniş yargı, adalet ve bu bana her zaman evreni hatırlatmıştır. Yani Allah'ı, tabii ben Allah'a evren bazen diyorum ve biraz karışıyor gibi oluyor anlamlar. Bu hayır, bu kuantumla ilgili çünkü o her yerde, her zerrede var. Belki daha sonra kuantumu da açıklarken o gücün varlığını orada konuşacağız. Öyle bir isim işte. Değişik, güzel, evet. Anlamlı, değişik bir isim gerçekten. İnşallah onu iyi temsil edeceğim diye düşünüyorum. Evet. Peki kuantumla uğraşıyorsunuz. Kuantum düşünce tekniği diyoruz. O nedir kuantum düşünce tekniği? Şimdi kuantum çok geniş bir alan ve fizikle başlıyor. Kuantum fiziğiyle başlıyor. 1900 yılında Max Planck diye bir bilim adamı ve onun tabii bir sürü döneminin bilim adamları fizikte araştırmalar yapıyor ve Newton'a karşı başka bir fizik buluyor. Bir fizik demeyeyim de bir açıklama getiriyor. Aslında Newton'a göre, ben birazcık kuantum anlatacağım ki düşüncenin nasıl çıktığını da bağlayalım. Bu şekilde daha anlaşılır kılacağımızı düşünüyorum. Ve bu Max Planck... Daha doğrusu bu İkinci Dünya Savaşı'na kadar gelen bir hikaye. Atomun parçalanması ile ilgili. Ama Max Planck her şeyin enerji olduğunu iddia ediyor. Einstein de var burada yani bu konunun içinde. O da öyle demiştir. Her şey enerjidir. Oysa Newton'un fiziğinde madde vardır, enerji vardır. İkisi ayrı şeylerdir. Kuantuma göre, laboratuvarlarda yapılan incelemelere göre... her şey enerjidir ama bu enerji formu iki farklı şekilde tezahür etmektedir. Yani kendisini göstermektedir. Parçacık ve dalga şeklinde. Hiç birbirinden ayrı şeyler değildir. Benim bir gün bir parça olarak beni görüyorsunuz, bir gün de dalga olarak görüyorsunuz. Yani aynı kişiyim, aynı varlıkım. Ve anlaşılıyor ki belli bir zaman sonra laboratuvarlarda yine parçacık gözlemleyen... Burada bir gözlemlenen o bir şey var, bir enerji her şey ama bunlar da birer enerji. Gözlemleyen gözlediğini değiştirebiliyor. Çok ilginç bir şey ve laboratuvarda bu çok zorluklar yaşanıyor.
Çünkü deney yapılırken bilim adamının, deneyicinin orada düşünce gücüyle değişiyor. Laboratuvar her seferinde aynı böyle sabit şeylerle, sabit şartlarda yapılan deneyler onun düşüncesiyle değişmiş oluyor. Ve anladılar ki o zaman enerji, düşünce enerjiyi ya da bu düşünce aslında kütlesiz enerji formu bizim düşüncemiz ve bir sürü parçacık dalga halindeyiz. Ve bu dalga hali düşünce aynı zamanda her şeyi değiştirebiliyor. Biz de ondan yararlanarak daha sonra bilim adamları yine yani bu ışığın etkisinin yani ışığın incelenip işte bu dalga ve parçacık halini gördükten sonra düşünceye daha çok yoğunlaşarak düşüncenin nasıl bir şey olduğunu araştırıyor ve dediğim gibi demin dediğim gibi dalga olduğunu, dalga halinde bizim hayatımızı ve her şeyi şekillendirdiğini söylüyor. Bu şekilde de Newton'un yani fiziğinde her şey madde ve enerji iken kuantumda her şey enerji. Newton'da insan kaderci bir varlıkken yani kaderine boyun eğmiş ve hiçbir şey yapamayan bir varlıkken kuantumda anlıyoruz ki insan bu düşünce gücü yani bu dalga kütlesiz enerji formu yani dalgayla her şeyi değiştirebiliyor. Bundan sonra işte artık her şey değişiyor. Ve aslında şöyle bir şey. Olumlu düşünüyorsa olumlu yaşıyor. Olumsuz düşünüyorsa da hayatını onları çekiyor. Bizim Türkçe'de çok güzel atasözleri var. Ben birkaç dil biliyorum. Aslında İngilizce öğretmeniyim ve birkaç dil biliyorum. Dört dil biliyorum. O dört ve öğretmenlik tabii avantajı da dili iyi inceleyebilme olanağının olması. Yani iyi tanıyorsun. Yani yapısının dışındaki olumlamalara geleceğiz daha sonra orada bahsedeceğim. Atasözleri ve birçok sözler gördüm. Türkçe çok zengin bir dil bu konuda. Tabii düşünce gücünü ispatlayan bir sürü atasözü var. Yani mesela sizin bile aklınıza geliyordur birkaç tanesi. Sınav yapalım mı? Sınav yapmayalım şimdi. Mesela hep korktuğum başıma gelir. Olur tarz şeyler. Tabii bu tarz şey, basit şeyler. Yani hayatımıza çekeceğimiz olumlamalarla alakalı aslında atasözü. Mesela beddua etme başına gelir. Ne bileyim ben ağzını hayra aç. Aklınıza gelmeyecek kadar güzel deyimler ve atasözleri var. Bu aslında evrenin dilini fazla bilgi olmadan insanların deneyimlerle okumuş olması, görmüş olması. Ve benim yani tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi de insanların artık bu evrenin dilini birazcık farkındalık dersleri alıp ağzımıza aldığımız her cümleye dikkat etmemiz, kesinlikle, bunu yaşamımızda yaşayabileceğimiz anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor aslında. Kesinlikle, evet, evet. İşte kuantum düşünce tekniği bu buradan kaynaklandı. Bu güce inandık çünkü evet annelerimiz, dedelerimiz, büyük babalarımız hep bunları söyledi. Atasözleriyle böyle kapsül halinde bilgiler bize geldi. Ama bilim laboratuvarlarına girince oradan cesaret alarak insanlar şimdiye kadar düşünce gücü ya da olumlu düşün diye dediğimiz şeyleri kuantum adıyla zikretmeye başladı. Oradan esinlendi kuantum adına. Çok sorulan bir şey. Peki düşünce gücü, düşünce tekniği aynı şeyler mi? Evet, aynı evet, şeyler. Evet, aslında evet, değil evet, mi? Evet. Günlük hayatımızda uygularken daha çok neye dikkat etmeliyiz ya da günlük hayatımızda yaptığımız yanlışlar neler mesela bunlarla ilgili? Farkında olmadan negasyona düşüyoruz. Yani olumlu cümleler kullanacağımıza negatif cümlelerle sürekli bir şeyleri zikrediyoruz ya da bunun farkında olmadan aslında burada bilinçaltı var. Bilinçaltında farkında olmadan bir sürü negatif şeyleri hayatımıza çekebiliyoruz. Aslında burada bilinçaltına girersek orada düşünce gücü. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı. Evet. Çekim yasası, bumerang, kuantum düşünce tekniği, olumlamalar hepsi bilinçaltı. Böyle bir ben ona şey diyorum. Pandora'nın kutusu gibi. Güzel aslında Pandora kötü şeyler çıkarır derler ama ben iyi şeylere de inanırım. Yani bir hazine aslında ama içinde kötü şeyler de atabilirsin. Sahte ve sana zarar verecek şeyler. Güzel şeyler de koyabilirsin. Ama bunlar bizim tabii çocukluğumuzdan ve başka yaş. Ben ruhsal bilgiye çok inanan biriyim. Geçmiş yaşamlara da inanıyorum. Ve bir sürü kaynaktan şöyle açıklayayım. Bilinçaltı dediğimiz o kutuya gelen bilgiler var. Geçmiş yaşamlar olabilir, atalarımızdan gelen bilgiler olabilir. Aynı zamanda doğum anımızda kolektif bilinçten aldığımız bilgiler olabilir. 0-6 yaş, bazen 0-6 yaş çok etkili bir yaş dönemi. O depoyu yaptığımız tabula rasa, beyaz bir kağıt olarak doğuyoruz gibi. O bedenle bir sürü bilgilerin bize format edildiği, bize atıldığı
Ve daha sonra 011'de de çok etkili diyorlar. Ama ben bugüne kadar bunun depolandığını görüyorum ve böyle, çünkü küçük bir gürültü duysak artık hoplamaya başladığımız bir döneme geldik. Peki şunu soracağım. Farkındalık dedik ya, hani aslında bazı şeylerin farkında olarak ya da kullandığımız cümlelerin farkında olarak konuşmalıyız. Kimi insanların enerjisi çok güzel olabiliyor. Karşındakine çok güzel bir enerji veriyor. Ama kimi insan enerjisi ne yaparsa yapsın, istediği kadar olumlama da yapsa kötü bir enerjiye sahip. Bunu nasıl değiştirebilir hayatında? Şimdi çok güzel bir yere değindiniz. Evet, olumlamalar, olumlu olmak, hayata olumlu bir şekilde bakmak çok güzel. Ama yine geldik döndük bilinçaltına geldik. Kişinin enerjisiyle de bir sanki doğru orantılı aslında olması gerekiyor. Evet. Enerji nereden ama çıkıyor? Fotonlardan, yine kuantumdan, yani bilinçaltı dediğimiz yerden. Bu manyetik bir alandır aslında bilinçaltı. Hatta şeye de benzetebiliriz bunu. Birkaç benzetme yapıyorum konuya göre. Bu bir bilgisayar, bizi düşünün. Bizim bir bilgisayarımız var. Biz bilgisayarız. Bir bilgisayarımız, bir işletim formu var. Bu işletim formunun içine virüsler giriyor. Yani negatif düşünceler geliyor. İnsan istediği kadar hani pozitif olmaya çalışsın, olumlamaları da yapsın. Eğer çok derinde, bilinç altında, çok derinde negatif çekirdek inançlar, negatif kodlar varsa onu profesyonel destek almadan onu değiştiremiyor. Yani ona psikoterapi diyoruz. Yani psihi Yunanca'da ruh demek, terapi şifa, iyileşmek demek. Psikoterapi, psikanaliz. Psikanalizde yani bunların zaten Jungian bir şeyle çalışır genelde, kuantum. Jungian bir akımdır. Jung'a yani dayanır ve o büyük bir psikanalizin babalarındandır ve çok farklı bir ekoldür. Çünkü sadece görünene değil, görünmeyene de değinen bir insandır. Şimdi olumlamalar da dediğim gibi çok güzel şeyler yapabiliyoruz gerçekten ve kendimizi çok sağlam tutabiliyoruz günün koşullarına ve değiştirebiliyoruz düşüncelerimizi. Ama profesyonel yardım olmadan negatif kök inançlarımızı, korkularımızı, fobilerimizi değiştiremiyoruz. Çünkü şimdi bana bir bakın. Ben şimdi sizi görüyorum ama ben yüzümü, gözlerimi, kaşlarımı, saçlarımı göremiyorum. Yani onun gibi bir şey. Evet, bedenimin bir kısmını görüyorum, bir şeyler yapabiliyorum ama bir ayna bana lazım. Ya da aynada demeyeyim, bir destek lazım ki ben kendimi göreyim ve değiştirebileyim. Kişinin kendi enerjisini de keşfetmesi lazım aslında. İşte enerji bilinç altından geliyor. Yani herkes masum ve pozitif. Tabii tabii. Herkes aslında pozitif ve sevgi. Çünkü sevgiden kaynak sevgi, Allah sevgidir. Oradan geliyor. Tabii yolda, yola çıktığımızda ben çok geçmiş yaşamlara da inanıyorum. Ya da bu yaşamdan sadece, yani herkesi almak zorunda değil. Yola çıktığımızda masumsun, tertemiz bir yaprak, bir sayfa gibisin. Ama sana olumsuzluklar yaşatılıyor. Zaten psikologlar da sürekli diyor 0-6 yaş arası özellikle çocuklara çok dikkat edin. Nasıl konuşuyorsunuz, neler söylüyorsunuz, nasıl davranıyorsunuz. Küçük masum bir sus sözü bile ben sevinmiyorum, ben istenmiyorum ya da ben artık her şeye evet demeliyim. Hayır dememek gibi. Mesela bizim ülkemizde hayır demek çok zor bir şey. Yani gerçekten evet diyoruz, randevu veriyoruz ama hayır demek istiyoruz. O randevuya gitmiyoruz mesela. Var öyle. Çok ya da görüşmek istemediğimiz insanlar oluyor. Konuşmak istemediğimiz. Tabii tabii, bir şey yemek istemiyorsun, zorla sokuyorlar. Nefret ediyorsun belki yemekten. Hayır diyemiyorsun çünkü. Bu sevgiden yani insanlar aslında iyi ya da kötü diye bir şey yok. Shakespeare de hep bunu çok güzel söylemiştir. İyi ya da kötü bir şey yok. Biz düşüncelerimizle bunu yaratıyoruz. Biz sağlıyoruz. Bakışımız aslında. Tabii bu dualite dünyasında yaşıyoruz. Ben şu sembolü göstereyim size. Şu dualite dünyasının sembolü. Bu iyi, kötü, yani eril ve dişil enerjiyi gösteren bir sembol. Ve burada kötü diye bir şey yok. Biz bunları deneyimlemek için geldik dünyaya. Yani biz insan aklıyla, bilinciyle bir sürü anlamlar kattık buna. Tabii ki bu deneyimlerin içinde bazıları biraz daha ağır, bazıları biraz daha hafif. Eğer farkındalık kazanırsak, yani bunları öğrenirsek, biraz ruhsal bilgi, biraz bilinçaltının nasıl çalıştığıyla ilgili. Çünkü %80, bazıları %90 diyor, hayatımızı bilinçaltı yönetiyor. Mümkün değil. Bilinçli halimiz, inanın, çok az olduğumuz anda olduğumuz. Hatta ben özel bir eğitim çemberindeyim. O anda kalmayı başarmak için oradayım. Anda ya, bilinçaltımız yönetmiyor mu diyorsunuz? Bilinçaltımız yönetiyor. Kesinlikle bilinçte çok az olduğumuz anlar var. Yani mesela bazen anneler ocağı kapatır gider.
Ama farkında değil, aa ben galiba çayın altını kapatmayı unuttum der ve döner. Ama bakar ki çay zaten artık kapatılmış. Ve benim de başıma bazen geliyor çünkü çok yoğun olduğunda anda değilsin. Artık otomatik pilot olan bilinçaltı seni ele geçirmişti. Ele geçirmedi aslında. O çok masum bir bebek. Yani 5 yaşında bir çocuk gibi düşünmek lazım. Verdiğin bütün şeyleri alıyor ve seni korumak için elinden geleni yapıyor. Tabii bilinçaltının 3 tane de özelliği var. Masum bir çocuk ama hani bir yargısı da yok. Yani çocuklar çok az anlar şakadan ya da ne bileyim ben kinayeli böyle alttan söylemiş laflardan. O kendince yorum yapıyor o zaman, anlamıyor. Bilinçaltının üç özelliği var. Çünkü çok önemli bilinçaltı, dediğim gibi düşünce gücüyle çok kaynaklı. Bizim bütün yaptıklarımız bilinçaltını yeniden kodlamak, programlamak ve yaşamı kendimiz yapılandırabilmek artık. Üç tane rolü var. Ya siliyor, yani unutturuyor. Onun için trans halinde ben hipnotik çalışma da yapıyorum. Genelde bu transla yani çalışıyorum. Ya siliyor, ya yani unutturuyor, ya çarpıtıyor ya da genelleme yapıyor. Mesela diyelim ki bir çocuk patlıcan yiyemiyor. O beni. Sevmiyor. Annem, evet sevmiyorum yani. Ve patlıcanın rengi bordo mor bir renk, ilginç bir renk. Bütün bordo mor olan renkleri ben yemiyorum. Yani bana böyle alerji gibi bir şey yapıyor. Patlıcandan kaynaklanan bir şey. Yani mesela mor lahana da mı yiyemiyorsunuz? Onu yiyorum çünkü onun rengi biraz daha açık oluyor. Pembeye dönüşüyor ve siklemer rengi oluyor. O tarz, yani onu söylüyorum. Ya da ne bileyim ben Ahmet'le ilgili bir deneyimim var. Ya da Ali ya da başka bir insanla. O isimle ilgili. O isim ya da Alexandra, benim hayatımda geçen bir isimdi. Evet. Alexandra ismini ne zaman, sonra ben tabii onun telkinle çalışmalarla. Ne zaman duysam çok canımı yakan bir aynamdı aslında. İsimlerle o isim bir nesini, hani genellemeyi anlatmaya çalışıyorum. Yani bilinçaltı o ismi duyunca bütün Alexandralar da geriye tetik yaptığı için irite oluyorsun, genelliyorsun. Alexandra'la bana iyi gelmiyor. Yok efendim öyle bir şey. O bir deneyimdi. Onu genellememek kendiniz lazım. Kendiniz onu o şekilde biçimlendirmişsiniz. Hepsi bana bu şekilde. Ben yapmıyorum. Onu bilinçaltı yapıyor. Bilinçaltı farkında olmadan yapıyor. Evet. Bizim bilinçli olduğumuz anlar çok az. Evet. Yani bilinçli olduğumuz anda yemek yerken bile yokuz orada. Farkında değil misiniz? Bazen yiyoruz, yemek tabak bitmiş, yokuz orada. Anda kalmak diyoruz ya aslında. Evet. Bu hani bahsettiğiniz çok bu. Çok önemli bir şey. Artık çoğu zaman anda kalamıyoruz ki. Yok, kalamıyoruz çünkü çok yoğun bir dünyada yaşıyoruz. Sürekli beynimiz konuşuyor çünkü, değil mi? Kendimizle sürekli konuşuyoruz, içimizden sürekli konuşuyoruz. Evet. Bir manzaralı bir ortama gittiğimizde bile çok anda kalıp o anın tadını çıkaramıyoruz bazen. Yok, vesvese dediğimiz şeyler. O zihnin işte susturulması gerekiyor. O da nasıl susturulur? Anda kalmakla ilgili bazı teknikler var. Onlar uygulanabilir. Teknikleri var mı onun? Tabii var. Onlar özel eğitimler alıyoruz ama bana ait olmayan bir şey olmadığı için şu anda olmuyor. Hem ilk hak yasası hem yanlış yapılır. Kişi yanlış kendini verecek galiba o ana. Hani kendini vermeyi deneyecek. Ya susmayı deneyecek. Susturmayı deneyecek beni. Yani ben buradayım bile demek. Benim mesela yaptığım şu, bakın bedenimi nasıl, bedenim hemen uyandı, böyleydim ya. Hemen uyandı. Ben buradayım, andayım. İnanın o zaman renkler bile çok farklı görüyor. Bir deneyin şöyle bir, ben buradayım, andayım. Ben buradayım, andayım. Evet, alışmak geldi. Bakış açısı bir, bana bu yarıyor. Çünkü bedenim dili bile böyle hani ops, o gitti, böyle oldu. Bazen zaten farkında olduğumuzda, hayatımızda böyle kendimizi saldığımızda, şöyle bir sirkelendiğimizde mutlu olduğumuzu ya da böyle bir anda mutsuz. Hayat çok güzel diyorsun. Evet. Yani renkler çok bir an böyle bir enerji gelir içimize. Böyle daha, ama sonra bir anda da çöküşe de geçebiliyoruz. Çok kısadır anda kalmak. Evet, çok kısa. Onun uzun bir çalışma şey var. Yani ömür boyu sürebilir. Evet. Peki bu teknikten yararlanarak hayatlarında değişiklik yapan insanlar çok kısa sürede bunun faydasını görebilirler mi kuantumda? Şimdi bakın, kişiden kişiye bu, hani dedik ya, bilinçaltının içindeki depo nedir bilmiyoruz. Bu korkular, bu duygular nedir bilemiyoruz. Yani ne kadar derin. Bu kişiden kişiye değişebiliyor. Yalnız bizim yaptığımız, ilk yaptığımız çalışmalardan 21 gün çalışmalarımız var. Bu da yine bilimsel. Nöronlarla çalışıyoruz. 21 günde nöronlar kendi kardeş nöronlara bölünerek bu bilgiyi tek tek yavaş yavaş alıyor ve 21 günde bu sinapsis dediğimiz nöronların birbirine bağlanma süreci oluşuyor. O süreçte biz danışana tabii
olumlama kartlarıyla da bunu yapıyoruz. Ondan sonra teknik olarak da çalıştıktan sonra da ben muhakkak bunu öneriyorum. Aslında yani bir gelen danışanıma tamam sen şifalandın git demiyorum. Kendisinin de yapmasını istiyorum ve özellikle de inanmasını çok istiyorum. Şimdi derin olan sizin sorunuz şuydu. İnanması hani hemen, da önemli o zaman. Çok önemli. Bakın çünkü biz yaratıyoruz dedik ya parçacık olarak düşünce parçağı. Yani kütlesiz enerji formu. Eğer bu kütlesiz enerji formu ben inanmıyorum bunlar yalan derse o realiteyi yaratıp etrafında onu yaşıyor. Evet. Ama ben inandığımda ya çok şeyler oluyor. İnandığında dağlar sana yürüyebilir diyor yani. Peki siz kendi hayatınızda bunu kullanarak çok etkin çok şeyler yaşadım. Tabii tabii çok faydalandım. Onun için de bu olumlama kartları benim hayatımın parçalarından. Olumlamalar. Ben de çok deneyimler yaşamış biriyim. Çekirdek inançlarım, kök inançlarım çok negatifti. Tabii ki sevgi dolu bir ailede ve çok etik bir ailede doğdum. O şansım vardı. Ama ben şuna inanıyorum. Biz kader değil, belli bir planla dünyaya geliyoruz. Planıma göre benim bazı deneyimleri çok şiddetli yaşamam ve herhalde bugünkü koştuk durumuna gelmem gerekiyordu diye inanıyorum. Çünkü ben hep baktım hayatıma hangi işi yaptıysam yapayım birilerine bir şeyler anlatıp bir şeyler öğretiyorum. İlk deneyimim rehberlik ve turizm acenteciliğiydi. Özellikle uzun yıllar rehberlik yaptım. Turizm rehberliği. Turistleri gezdiriyorduk Türkiye'de ve Anadolu'da yani ve biraz da Yunanistan'da. Orada hep anlatıyordum. Daha sonra öğretmen oldum. 25 yıllık öğretmenim. Hala İngilizce öğretmenim. Faal bir öğretmenim. Ve uluslararası konuşmacı da oldum. Yani yurt dışında da gidip konuştum. Hep anlattım. Hep öğrettim. Ama hep yanında yürüdüğüm bir şey vardı. Spiritüel bilgi, ışık, sevgi bilgisi, ruhsal bilgi. Teknikler 2012'den sonra çok böyle yayılmaya başladı ve çok zenginleşti. Biraz da erozyona ulaştık. Korkutucu deneyimleri olan danışanlar da geliyor bu. Peki siz kaç senedir yapıyorsunuz? Ben lise yıllarımdan beri hep bu bilgi içinde büyüdüm. 30-35 yıldır yaşımda çıkıyor. Bir ilginiz vardı değil mi buna? Hep vardı. Tevafuk diyorum. Çünkü Taksim'de bir postane vardı. Şimdi Cihangir'e taşındı. O postane Taksim'in göbeğinde bir yerdeydi. Ve biz orada arkadaşlarla buluşup işte tiyatroya, sinemaya, kafeye, kursa gideceğimiz yerlere gidiyor ki o zaman kafe de yoktu, çaybahçeleri vardı. Orada bir kitapçı vardı, seyyar kitapçı, kaçak. Oradan bu tür kitaplar buldum. Yani dediğim gibi lise yıllarındaydım. O yıllardan beri hatta üniversitede hocalarım bana şey derdi. Ebritik bize bir ruhsal bilgi, bir spiritüel bir konferans versene. Oradan hatırlıyorum. Hani çünkü dediğim gibi bilinçaltıyla o kadar hızlı yaşayıp gidiyoruz ki bu hani yaşam kavgası diyoruz dememek de lazım. Bu yaşamın hızı içinde normal otomatik pilota veriyoruz işi. Otomatik pilot da bilinçaltı. Oradan hatırlıyorum ve oradan ömrüm boyunca çok rahat şu şekilde yaşadım. En azından Tanrı'nın, Allah'ın cezalandırıcı değil, seven biri olduğunu ve her şeyi bize bıraktığını ve kaderin değil planlarla bizim bu dünyaya geldiğimiz. Bunu müsaade ederseniz bir açıklamak istiyorum. Çünkü bu da bir farkındalık bilgisi, bir faydası daha fazla olur diye düşünüyorum. Kader dünyanın dönüşü, güneşin çıkışı bunlar. Yani bu planda olmak, bu alemde olmak. Yani Tanrı'nın, Allah'ın nizamı. Ama plan bizim buraya alacağımız deneyimlerin kontratı diyelim bir kağıtsa işte nasıl tez alırsın üniversitede master yaparken işte hocayla gidersin konuşursun dersin ki işte bunu böyle yapman lazım şunu şöyle yapman lazım gelişmen için şu dersi de alman lazım bunu da yapman lazım. Biz de deneyim olarak ders deyince biraz acılı biraz kayma oldu anlamda. Oysa ders güzel bir şey değil hep acıya bağlıyoruz de. Pardon dersleri. İyi şeylerden ders almak değil hep kötü şeylerden evet, ders almak. Evet biraz öyle bir acitasyonlu bir tarafımız var. Ve o planlarda bizim belli tabii ki kader anlamında söylediğimiz sabit şeyler var. Mesela doğacağımız ülke, cinsiyetimiz, evleneceğimiz ve çocuk yapacağımız kişi, çocuğumuz. Bunlar planımızın dahilinde. Öleceğimiz an aslında ben o andan da şüpheliyim. Çünkü ölümü çabuklaştırıp ya da uzatabiliriz de. Çünkü deneyimlerimize bağlı ve bu düşünce gücümüze bağlı, arzularımıza bağlı. Çünkü çok özgür varlıklarız aslında. Özgür iradesi olan varlıklarız. Siz düşünce gücümüze gerçekten çok inananlardansınız. Çok inanıyorum. Her şeyi hayatımızı değiştirebileceğimizi kesinlikle de düşünenlerden. Çok şey değiştirdi. Ben bir gece daha önce başka bir programda da söylemiştim.
Bir gece arkadaşıma yazıyorum, dedim ki ben dedim işte bu aralar televizyon düşünüyorum ama birkaç ay sonrası için düşünüyorum dedim. Ve inanın ertesi günü bir televizyondan teklif geldi. Yani 12 saati doldurmamıştı. Arınmak lazım. Arınmak ne demek? Aşkla yukarıya yani yakınlaşmak lazım. Çöplerinden kurtulmak lazım. Gerçekten ama yürekten istemek lazım. Çok istemek, olsun ve işte çok şöyle olsun, yok, yok. Böyle olsun, böyle olunca gerçekleşiyormuş tarzında değil de gerçekten inanarak onu yaşayarak hissetmek. Evet, yani bilinçli olarak bakın, bilinçli olarak diyorsunuz ki çünkü bilinçaltı bir sihirli değnek aynı zamanda. Ona her şeye adı verebiliriz. Otomatik pilot, işte işletim programımız, onu değiştirmeye çalışıyoruz. Ve bir sihirli değnek. Çünkü oraya attığım her şey otomatik olarak çıkacak. Evet. Ağzımdan çıkan her şey bir dua olacak. Bir sihir olacak. Hatta abrakatabra lafı vardır. Hani çocuklarla oynarız ya, siz de artık anlatırsınız ileride onu. Abrakatabra şey demek, ben konuşurken yaratırım. Ve tabii bundan öncesi düşünce var. Çünkü ağzıma söz gelinceye kadar düşüncedir. Hatta bir Gandhi'nin lafını da şey yapayım, söyleyeyim. Çok hoştur. Öğrencilerime de İngilizce'de öğretiyorum. Çünkü ben İngilizce öğretirken İngilizceyi dışarıdaki hayata da bağlamaya çalışıyorum. Size doğru, size konuşma gücü. Hani olmasın. Ve büyük sınıflarda özellikle biraz da felsefe, kuantum, psikoloji, yani parapsikoloji değil de yani böyle güzel özlü sözler, hoş yani konuya uygun, gramerine uygun. Yani hayatımızı uyarlamaya çalışıyorsunuz. Tabii, bu düşünce gücüyle bir şey söyleyeceğim yine ben. Gandhi'nin bir sözü var. Words become action, no, thoughts become words diyor. Mesela düşünceler söze dönüşür. Words become actions ve sözler davranışlara dönüşür. Actions become habits, yani alışkanlıklar, yaptığımız davranış alışkanlıklara dönüşür. And habits become your character ve alışkanlık senin karakterin olur. And character becomes your destiny. Yani senin karakterin de senin kaderin. Aslında nereye döndük? Kader. Öteki uçta ne var? Düşünce var. Düşünce ağzımızda ve bir yazı da çok önemli tabii. Düşünceyi yazıya dökmek en güçlü frekans. Yazmak, en güçlü yazmanın frekans. Etkisi evet, daha yüksek. Evet. Peki kısacık bir ara diyeceğiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kuantum düşünce tekniği dedik. Evrideki Dakos, kuantum yaşam koçu bizlerle birlikte. Ben birazcık olumlama kartlarından bahsetmek istiyorum. Nedir bu olumlama kartları? Hayatımızda ne işe yarar? Olumlama kartları özel bir dille yazılmış telkin aslında cümleleriydi. Yani çok net bir şekilde söylemek gerekirse. Ve bunları bilinçaltını kodlamada kullanıyoruz. Bu bahsettiğimiz korkular, negatif kök inançları, bunları değiştirebilmek için bu cümleleri en az 21 gün vereceğimiz tekniklerle, yaptığımız anlatımlarla uyguluyoruz. Ve 21 gün, sonra hep kendilerine kart mı çekiyorlar? Seçim? Yok, çekmiyorlar. Aslında şöyle, benim kartlarımdan yola çıkalım mı nasıl yaptığımızı. 250 tane kart var burada ve çeşitli konular var. Mesela bolluk ve bereketle, aşkla ilgili, kendini sevmek, onaylamak, değerliliğini yükseltmekle ilgili. Çünkü biz biraz da hani realiteyle yüzleşmeliyiz. Yani ülke olarak biz sevgimiz çok potansiyeli, çok büyük bir ülkeyiz. Ama değerlilik, yani kabul görülmek gibi, hani sen sus küçüksün konuşmadan başlayan bir türlü böyle bir sürü böyle değersizlik problemleri ve sevgisizlik problemleri ve hayır diyememe problemleri yaşadığımız için buna yönelik kartlar var. Kendimizi sevmek, onaylamak, bize verilmeyen sevgiyi biz kendimize veririz. Neden vermeyelim? Biz çok değerli varlıklarız. Başka ne var? Bir sürü hani bizim boşluklarımızı ya da fazlalıklarımızı toparlayacak, dengeleyecek cümleler var. Ve ben bu kart sahiplerine biraz bir telefonla görüşme yapıyoruz bunları aldıktan sonra. Ona göre kart seçmelerini söylüyorum. Yani konuyu saptıyoruz. O konunun kartlarını seçiyoruz ve onları 21 gün nasıl çalışacaklarını anlatıyorum.
Tabii bazı demin de bahsettiğimiz gibi bazı kök inançlar çok derin. Yani belki 21 gün yetmeyebilir. Onun için 21 günden sonra biraz dinlendirip tekrar yapın diyoruz. Ben de mesela aylarca çalıştım. Yani 3 ay, 5 ay belki 1 sene çalıştım. Özellikle değersizlik şeyi yanlış bilgisi. Hatta benim sloganım vardır. Mutsuzluk bir kader değil. Yanlış bir seçim, yanlış bir anlaşılma. O yanlış anlaşılmayı seçerek biz devam ettiriyoruz bilinçaltından. Bu tür çok derin şeyler 3 ay, 5 ay belki 1-2 senede sürebilir, 1 sene sürebilir. Ama bu hani ben 1 sene öldüreceğim kendimi, parçalayacağım, hani böyle çalışacağım anlamında değil. Tatlı ve sakin bir şekilde yapılabilecek çalışmalardır. Ama genelde 21 günde, 22. gün bir hediye, bir mucize geliyor ve ben hep mucizelere inanan biriyim. Hayatlarına çok güzel şeyler giriyor. Bazen saatler içinde ağzımdan, hani dedim ya, ağzımızdan şey çıkan şey dua. Sihirli bir değnek, bir sihir. 21 günde bunu söyleyerek inanıyorsa, bunun olacağını biliyorsa, tabii arada bir küçük teknik de veriyoruz yatmadan önce ve gün içinde. 21 günde çok güzel sonuçlar alıyoruz genelde. Ama hani bunun bir şeyi yok, hani bir reçetesi illa da 21. gün. Mesela hayatında ne gibi değişiklikler oluyor Mesela kişilerin? Tabii tekniklerle de tabii ilgili, teknik yapıp da üstüne de olumlama yapıyorsan çok güzel. Çünkü olumlama iceberg'in tepesini temizlemek. Aslında iceberg'in altını biz profesyonel yardımlarla yapıyoruz. Telkinle, hipnozla yapıyoruz. Nasıl değişiklik olabilir? Vallahi giden sevgili geri dönebiliyor. Ama bunun garantisi yok. Çünkü yani biz tarla değiliz. Biz kanalız. Kanal dedim, hani bir aracıyız. Bu oluyor. Evet, giden sevgililer çok dönüyor. Bazen yaptıkları enerji vampirliğini özrünü yapma, yani vermek için geri dönüyor. Çünkü cidden bu beklentili yapılan, daha doğrusu kadını beklentiye sokup dönen erkekler konusunda bunu çok gördük. Belli bir süre sonra onu terk ettikten sonra geri dönüp biz pozitif kalıyoruz. Biz büyü, sihir falan yapmıyoruz. Biz sadece sevgiyle kendimizi tamir ediyoruz. Kendimize yönelik çalışıyoruz. Ama biz tamir edince kendimize, yani değiştirince, dönüşüm diyoruz buna. Biz dönüştükçe frekansımız da yükseliyor. Frekansımız yükseldikçe sevgi frekansına daha çok yaklaşıyor ve senin artık sevgi frekansın varsa ve o adam sana değersizlik için girmişse, sana aldatma duygusunu yaşatmak için girmişse, o adam gelip senden bir şekilde özür diliyor. Ama bu özür direkt olmayabilir. Bir sohbet olabilir, bir merhaba bile aslında geri döndüm ve ben pişmanım, en azından davranışlarım için gibi böyle alttan sözsüz mesajlar çıkabiliyor. Bazen de barışıyorlar ve çok güzel bir ilişki devam ediyor tabii. Çünkü biz dönüştükçe karşımızdakiler de dönüşüyor. Ve bunu bilmelerine gerek yok, yani etraftaki, biz tek başımıza çalışıyoruz ve derdimiz biziz. Bizden başkasını değiştiremeyiz. Hiçbir şey yapamayız. Bunun fikrini bile yürütmek bence etik değil. Hani başkasını değiştirmek, hayır. Ben kendimi değiştiririm. Frekansım değişir. O zaman başkası da, ya da ondan daha iyisi, ya da o eski sevgili geri döner. O da dönüşüyor. Evet. Ve bol bereketi artanlar, iş bulanlar. Tüm hayat için geçerli aslında, değil mi? Hani biz sevgili diye örnek verdik. Tabii tabii, yani bir ilk baş, çünkü o çok gelen bir konu. Yani danışanlar genelde aşk için, para, bolluk ve bereket için çok geliyor. Tabii kendini sevmemek var aslında altta, bir sürü böyle var ve ben diyorum ki hadi gel biz önce sen kendin için çalışalım, sonra bolluk bereket için çalışalım ve kabul ediyorlar. Çünkü temelimde ben kendimi sevmezsem ya da kendimi küçük kardeşime karnına bir tane pıt vurdum diye öldürdüğümü düşünürsem, böyle suçluluklar da var. Dedim ya, bilinçaltı çok fazla masum, böyle ince düşünen, değil mi? Çok tehlikeli, çok bir şey aslında, çok da faydalı bir şey. Şöyle tehlikeli. Ağzımızdan çocuk bir şey, ya davranış yaptı, kendince yorumladı, ama biz bilinçliyse gidersek yok bir tanem. Yani bu bir kaderdi ya da neyse, hani daha bir güzel bir anlatımla. Işık oldu, sevgi oldu, melek oldu, ama senin karnına bir tane elinle dokundurman ona zarar vermez. Bak, sana da dokunayım, sana mesela en basit, hani ispatlayarak. Ama bir kadın kendisini böyle suçluyor ve ömür boyu perişan, mutsuz, her şeyi yani geri dönüyor. Niçin? Çünkü bilinçaltında ben suçluyum olayı var ve bu frekansı yayıyor. Ben suçluyum. Yani ben değer, yani sevilmeye layık değilim, kötüyüm. Sen kötüysen, suçluysan, sevilmeye layık değilsen, bunlar senin hayatına gelir mi? Ben acı çekmeye layıkım, değil mi? O zaman acıyı çekersin. Ve var böyle, yani danışanlarımdan örnekler veriyorum. Başka bir danışan geldi, minimal hayat istiyorum dedi. Çünkü biz minimali
bolluğu, bereketi, kötü ve minimalliği, güzel, evet, eski yogi ve şey anlamında, hmm, yogiler, fakirler böyle hep Tanrı'ya, o hayır değil, artık zenginlik ve bolluk bereket içinde tanrısal, hmm, yanımızı kullanarak ilerlemeliyiz. Hayır, minimal olmasın dedim. Siz bolluk ve bereket için bana geldiniz. Avukat bir bayan, çok da, hmm, çok da güzel ve yani eğitimli bir bayan. Farkında değil, kodunu buldum. Yani biz çalışmalarla kodlarını buluyoruz. Farkında değil, bunu çekiyor hayatında. Minimal, her şeyi minimal istersen, parayı da, bolluğu da, bereketi, hı-hı, de minimal çekilmez misin hayatında? Evet. Minimumda. Hı-hı. Size bir deneyimimi anlatayım mı taksiyle ilgili? Buradan yakınız aslında. Taksimden taksiyle bir çalışmaya gidiyorum. Ve bir söz, bir şey oldu, taksiciyle konuşuyoruz. Ve hemen bana taksici şöyle dedi. Şey dedi ya, parayla dedi, çok para da değil, insana bela. Oh, hmm, dedim, koda bak. Evet. Yani direkt kesinlikle bu oldu, bir kod dedim. Anladım, çünkü yani bizim, hmm, işimiz bu. Tabii konunun içinde ama derinden, hmm, geliyor. Ve hemen şey dedim ki, şoför bey dedim, sizin dedim ekonomik durumunuz nasıl? Ve anladım, kesinlikle çabalayan, borç içinde olan, yani böyle bir, hmm, kodu var. Çünkü bela, bolluk bereketi, hmm, yok. Ya sorma hocam falan böyle, ben dedi çok zorlukla fatura ödemekle geçiyor hayatım. Ama bak dedim, neler düşünüyorsun, hı-hı, ki yani bunun farkında, onun için bunu çekiyorsun. Tabii bunu inandırmak mümkün değil, çünkü farkındalık eğitimi lazım ve herkes de değişecek, dönüşecek diye bir plan yok. Yani, hı-hı, planında yoksa onu zaten, ya da zamanı değilse onu değiştiremesin. Ama böyle çok insanlar konuşunca bile alttan bir sürü şey çıkarabiliyorum. Hı-hı. Parada bile çok etkili diyorsunuz çok hayatınızda. Çok etkili ve bu kartlarla işte. İşte bunların büyük bir kısmını, çok derin değilse, değiştirebiliyoruz. Benim hayatımın kartları ve ben yürürken bile artık olumlama yapmaya başladım. Yani yazıyorum, sürekli, hmm, yazıyorum. Tabii bunların özel saatleri var, sabah ve akşam alfa frekansındayken o zaman yapılıyorlar. Ama, hmm, çok faydasını gördüm. Birçok şeyi hayatıma çektim. Özellikle değerlilik duygusuyla boğuşan bir insandım. Çünkü Türkiye'de ben de bir Yunan asıllı olmama rağmen, daha farklı bir kültürle büyümeme, hı-hı, rağmen değersizlik olayını erkek kardeşler arasında yaşadım. Hı-hı. Ve çok büyük bir problem bu bizim ülkede. Çünkü ataerkil bir, güçlü ataerkil bir, hı-hı, ülkeyiz. Zaten ataerkil bir dünyada yaşıyoruz şu anda. Erkeklerin hani gücünün, kadının daha alt olması, gücün, erkeklerin gücü daha yüksek diye görünüyor, daha değerli. Onu yaşadım ve ben kartlarımla çok çalışarak bunu yendim. Çok ciddi bir duygudur bu ve hepimizde, hı-hı, vardır ama yüzleşir miyiz onu bilemiyorum. Hı-hı. Yani herkes yüzleşmek istemiyor, biliyor, kendisini sevmiyor. Ben de sevmiyordum kendimi. Hı-hı. Çünkü bir sürü şey gelmişti başıma ve ben hani onun da kendi kendime bilinçaltımda kod yapmışım. Ben kendim de çözüyorum ama arkadaşlarımdan da profesyonel destek alıyorum. Çünkü tek başına yapılmayacak şeyler de var. Hı-hı. Mesela geçmiş yaşam, çocukluğa dönüş, transa girme, kendi yapıyorsun ama siz beni daha güzel görüyorsunuz. Yani karşıdakini. Tabii daha iyi görür. Öyle işte, yani olumlamalar ve teknikler, bu bilinçaltı kodlama teknikleri hayatımızı dönüştüren şeyler. Çünkü biz eğer... Peki bunu sadece 21 gün mü yapmak gerekiyor? 21 gün ana şey. Ana, ana yani çalışma. Kendinin sonra... farkına varmanı sağlıyor belki de çektiğin kartlarla. Yok yok, bilinçaltı yıkaması diyelim buna. Yani bilinçaltı yıkaması. Öyle diyeceğim, şartlandırma. Yani, hı-hı, Pavlov'un köpeğini düşün, adam işte zili çalıyor, ondan sonra mamayı veriyor. Çocuk diyorum, köpek zili duyunca gidip mamayı yiyor. Yani, hı-hı, anladınız mı? Yani salyaları akıyor, hani, hı-hı, açlık şeyi oluyor. Yani bu bir şey, bu bilimsel, çok bilimsel aslında. Ya bizim Türkçe'de, hı-hı, hani bir atasözü vardır, akıllıya 40 kere deli desen deli olur. Ben size sabah akşam, Işıl Ağacığım sen bu aralar... çok mu çöktün, çok mu şeysin, ya çok mu şişmanladın, ya da çok mu desem, hmm, 3-5 kere inanın etkileniyorsunuz. Ben size bir şey getirecektim, hmm, bugün ama yetişemedim çünkü biraz yoğun bir yaşantım var. Bir gözlük var, sanal gerçeklik gözlüğü. Onu ilk taktığımda bana bir bayan dedi ki, bu bir telefon firmasında oluyor, söylemeyeyim, hmm, hani reklama girmesin. Taktı. Çünkü geçen gün telefon bozuldu, telefon değiştirdik, onu daha bize hediye olarak verdiler. Ve dedi ki bayan bana, aşağı bakar mısınız? Bakmakla düşmek, ayaktayım ama düşme hissi çok güçlüydü. Hı-hı. Çünkü ben bir çukura düşüyorum o sanal dünyada. Hı-hı. Dedim ki Işıl Hanım'a bunu götürmeliyim. O zaman randevumuz vardı. Hı-hı. Dedim götüreyim de yaşatayım ama, hı-hı, hani çünkü bilinçaltı gözünüz kapalı olduğu anda
bitti, gerçekliğe inanıyor. Resimlerle, müzikle, seslerle çok etkileniyor. Hı hı. Bu olumlu olanı yüksek sesle söylüyoruz. Öyle içeriden değil. Tabii, tabii. Çektiğiniz yani, kartı yüksek sesle mi okuyorsunuz? Yok, çekmiyoruz. Kartların iki özelliği var, onu da anlatayım. Bu kartların aslında asıl amacı programlama, yani bilinçaltını programlama, bu telkini vermek. 21 gün nöronlara o bilgiyi, bölünen nöronlara tekrar o bilgiyi yerleştirmek. Ama biz bunları kullandıkça gördük ki bir kanallık özelliği de var. Aslında hiçbir zaman yalnız değiliz. Yukarıdan bize sürekli destek gelir. Hı-hı. Ya duvarda bir yazı görürüz, bir mesaj alırız. Hı-hı. Ya bir arkadaşımız bizim ihtiyacımız olan cevabı verir. Ve inanın bu son zamanlarda telefonu açabildiğim sürece, çünkü çok açamıyorum kuantum için, kuantum telefonumu, yani o anlamdaki profesyonel telefonum, çünkü full time öğretmenim, hı-hı, ben İngilizce öğretmenim. İhtiyacım olan mesajları söyleyen bir sürü insan çıktı. Evet. Ve sanki biliyormuş, duymuş ve bana öyle cümleler kuran insanlar çıktı karşıma. Ve ben zaten bunu daha önceden de biliyordum. Dediğim gibi etraftan mesajlar bize akıyor. Evrenin dilini okumayı öğrenmeye başlarsak hayatımız çok daha farklı olacak. Çok daha doğru kararlar da alabileceğiz. Bir kanallık oluşturduğunu gördük. Ben mesela gemide, metroda, yolda, hatta şimdi yine dışarıda, arkadaş toplantılarında, eğitimlerimde sürekli kartları çektiririm ve gördük ki, gördüm ki bize peki, kanallık yapıyor. Peki bu kartlar aslında bizi tam yansıtan kartlar mı? Şöyle, tam yansıtan mı, tam tersi mi? Mesela ben bir tane açtım, yaşamıma dürüst ve sevgi dolu insanları çekiyorum. Bu beni çektiğimi mi kastediyor, çekmediğimi mi kastediyor? Yok, şimdi bu yaşamıma dürüst insanları çekiyorum diyen kartta aslında bizim onu çalışmamız gereken mesaj olarak bize yolluyor. Yani biz bunu, bu kartları çekerken şöyle diyoruz, ihtiyacım olan mesaj gelsin diyoruz. Ve ihtiyacım anladım. Olan mesaj, bu dönem büyük ihtimalle güvenemediğim belki insanlar var etrafında ya da gelecek. Onlara karşı ben bu olumlama kartlarını bir, yani istersem 21 gün, istersem o gün sağlam durmak için. Yani bu özelliğini gördük. Ama geçen gün bir şey daha yaşadık. Eksik yanımızı gösteriyor ya da tamamlamamız gerekeni. Benim 19.000 tane kitabım var evde. Çok zengin bir kütüphane. Ama tabii ki hayatımı da biraz zorlaştırıyor. Onun için biraz dağınıklık da yaşıyoruz. Çünkü ergen bir kızım da var. Ve ben kendime bir kart yazdım. Evimi işte düzenlemeyi, tertiplemeyi seviyorum. Hı-hı. Çok zorlandığım bir konudur. Çünkü bütün gün okulda çalışıyorsun. Kendimi ömür boyu hep öğrencimi, hı-hı, hala kendimi yetiştirmek için kurslara gidiyorum. Sadece teknik bilgi için değil. Hı-hı. Kendimi dönüştürmek için özel bir eğitim de alıyorum. O kartı çekeyim dedim, kendime yazayım çünkü buna ihtiyacım var, ama ihtiyacı olan başka kadınlar da var. Çok sıkıcı bir şey yapmak, yani kendimiz temizlik yapmak için doğmadık ki, başka güzel şeyleri deneyimlemek için doğduk. Evet. O kart bir arkadaşıma çıktı ve bu kartları nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Kartların kutularının içine başka bir desteden, başka bu deste var kartların kutuların içinde. Ve başka bir desteden yine iki tane şey çekiyorum, kart çekip koyuyorum bir arkadaşıma. Evimi tertiplemek gibi, temiz tutmak, tertiplemek, daha doğrusu dağınıklıktan kurtulmak gibi o kart çıktı. Ve dedi ki, evdeki ki galiba dedi, çok da sevdiğim bir İngilizce öğretmeni. Genelde benim danışanlarım İngilizce öğretmenlerinden başlamıştır. Ama şimdi doktor, avukat ve özellikle bilimden gelen insanların gelmesi çok keyifli. Çünkü yani bunun artık gerçekten bilimsel bir şey olduğunu siz de tabii deneyimledikçe, deneyimlendirdikçe öğreniyoruz. Sonu yok. Ve arkadaşım da o kart çıkınca anladık ki biz bu kartlarda aynı zamanda eksiğimizi değil fazlamızı da görüyoruz. Çünkü yaşamın amacı, bu işaretin dediğim gibi amacı denge. Bu işaretin amacı denge. Bu dünyaya biz dengeyi öğrenmeye geliyoruz. Ne kötü olacağız, ne iyi olacağız. Sevgi bile duygu olarak bahsediyor ama değil. Yani sevgi bir enerjidir. O da nötr olma enerjisidir. Olduğu gibi kabul vermektir. Bu tanrısal bir sevgidir. Çok aslında arka planda çok güzel bilgiler var. Ve ben anladım ki artık bu kartlar dengeyi de çağrıştırıyor. Yani konunuzu aslında kişinin kendisi bilir. Çünkü ben yaşamını ezbere bilemem. Onun için
kartları aldıklarında bana telefon bağlantısı yapıyoruz. Nasıl kullanılacaklarını anlatıyorum ve orada da küçük bir çalışma yapıyoruz. Yani kendi başlarına böyle da bırakmıyorsunuz. Yok yok, bir yönlendirmeler tabii, de yapıyorsunuz. Tabii yönlendirme ve biraz da analiz yapıyorum. Yani orada bir küçük çalışma yapıyoruz. O da benim hediyem oluyor. Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür katıldığınız ediyorum. Katıldığınız için hem olumlama kartlarını daha detaylı anladık hem de düşünce gücün hayatımızdaki önemine de değinmiş olduk sayenizde. Teşekkürler vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok hoştu. Evet, Evri'deki Dakos bizlerle birlikteydi. Kuantum Yaşam Koçu dedik ve kuantum düşünce tekniğinden bahsettik. Hayatımızda olumlamalar yaparak yaşamımızı değiştirebilir miyiz dedik ve olumlama kartları nasıl kullanılır dedik programımızda. Programımızın sonuna geldik. Farklı konu ve konuklar yeniden karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.